Anneciğim ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Sabah sabah ya. Parmak ucunda gezme. Gezme. Mira. 2 dakika yaptığını gördünüz mü? Bu her şey kumanda ulaşabilmek içindi. Günaydın herkese. Miracık. Miracık, miracık. Ne oldu? Niye devirdin sen onu? Söyle bana bakayım. Kafama dünya takıldı geceden beri biliyor musunuz? Hele bir bakayım gerçek mi yok mu? Benim o güller olan yer var ya hani şey nane falan çok büyümüştü. Oraları dün temizlemişlerdi. Ama bir anda kafama takıldı ki benim bütün fesleğenlerimi de koparmışlar. Gece olduğu için çıkıp bakamadım. Şimdi gideyim de bakayım böyle balkondan bir göz atayım. Benim fesleğenler duruyor mu yoksa kökten mi götürdüler? Hep dökülmüş. Hey! Baban tişörtünü başka yere koyamadı. Dur balkondan bir göz atayım. Yapma anneciğim. Gelecek misin yanıma sen mutfağa? Hadi gel. Mutfağım tertemiz şükür. Akşamdan yaptığım zaman sabah kalktığımda kendime teşekkür ediyorum. İyi ki diyorum. Ama yapmadığım zaman ya Feride'nin. Ay bu neyi biliyor musunuz? Dün akşam ağzımdakilere vardı arkadaşlar. Karbonatlı suyla gargara yaptım da ama yaralar bayağı bir azaldı gibi. Şahin dün diyor ki gargara alayım dedim hayır. Benim şey karbonatla daha güzel çabuk geçiriyor. Öyle de oldu valla bir gecede geçmiş gibi. Ay bunlar niye böyle birbirinde? Şimdi değil mi bir reyhanlarıma bakayım. Neyse bunu iki elle yapmam lazım. Birbirine dolaşmış. Sabah sabah bir soğuk kahve mi içsek? Yok. Detoksumuz var değil mi? Saat 8:20. Miroş. Şimdi babayı gönderdikten sonra bir kahvaltı yaparız. Bugün niye erken kalktım? Normalde 9-9.30'da kalkıyordum ama. Bugün saat 11.30'da sağlık ocağına gideceğiz. Dün Şahin söyledi gece. Şeyi varmış. Boy, kilo ölçme şeyleri varmış. Takibi. Onları yapacağız. Saat işte 2'de de Antalya'da var biliyorsunuz. Normalde 1'de çıkmamız gerekiyordu. Ama Şahin de diyor ki evden diyor çıkarız. Sağlık ocağına işimizi halledip oradan direkt gideriz. Ben de tamam dedim. O yüzden erken kalktım. Dedim erken işlerimi falan halledeyim. Yukarıda dün Yaren'in küçük odasını toplamadım ama şey yaptım. Balkonunu yıkadım. Çiçeğimi suladım. Ondan sonra Cema dur. Şeye bakayım arkadaşlar. Buraları süpürdüm, sildim. Kaldırmam lazım. Bu da ya yani Miram dün oynuyordu ben hallediyordum işlerimi. Fesleğenim. Ne durumdasın sen? Neyse üstüm öyle pek müsait değil. Balkona çıkmayayım da ama böyle bir şey gördüm ya. Mira işte böyle teyzoşları ablaları. Bugün hem sağlık ocağında hem fizik tedavimiz hem bireysel dersimiz. Bugün biraz yoğun gibi geçecek günümüz. Dün dediğim gibi Yaren'in odasının balkonunu yıkadım. Bir tek o boş oda kaldı ama boş odayı Şahin'in bilgisayarını falan şeylerini ayarlamam lazım. Ondan sonra
Bir de çamaşırlar bayağı o küçük yolluk, o yolluktur, o da bulur, onları da yıkadım. O yolluğu şimdi çıkarayım. Çamaşırlarımı dün 3 tane makine yıkadım. Yıkayıp yarın odasına yere şey yapıyorum. Bir arada oturup yatak odasını alıp orada klima açıp yapmam lazım. Ne yapmışsın çayın, onları niye oradan çıkardın? Camı açmış yatıyordum odada. Bir baktım güneş doğmuş. Sırtım yanıyor. Direkt bakıyor ya. İçim soğuk. Burada koyacağım diye arkadaşlar elimden düştü. Şuralar komple döküldü. Şunları çıkardım, yıkadım. Dün baba kız markete gittiler. Süt, ayran. Bu aralar ayrana çok taktım. Alıp getirdiler. İşte öyle bir şeyi görseydiniz buranın. Halini bir görseydiniz neler oldu. Küçük banyoyu da hallettim. Biraz çektim. Onu size birazdan şey yaparım. Siz onu izleyin. İzledikten sonra da ben size son halini gösteririm. Banyoyu tam yaparken dün Mira biraz yaramazlıklar yaptı çünkü. Ay dur. O yüzden de şey olmadı. Ama yerinde mi kalktı acaba? Şimdi ben bunu içeyim arkadaşlar. Size o videoyu koyacağım. Banyoyu falan şey yaptım. Siz onu izleyin. Ben de izledikten sonra ben de son halini çeker gösteririm sizlere. Nasıl oldu? Neyi nereye koydum falan. Hadi bakalım ben şimdi bunu içeyim. Siz de tam o esnada izlersiniz. Sonra da yeni bir günde yeni bir güne tekrar geliriz. Değil mi kızım? Değil mi kızım benim? Ne kızım? İçeceğim mi? Mama hazırlayacağım sana şimdi, dur. Tamam. Ha? Tamam mı? Bir tanem baksana, Yaren uyanmış mı? Yatıyor, tamam.
nereye girdin annem? O alçının içinde ne işin vardı? Gel hadi gel. Gel daha fazla sen eziyet etme. Bir yerlere girme. Hadi gel ben seni yıkayayım gel. Gel annem gel. Anneciğim. Göl benim güzel prensesim. Mis gibi yıkanalım. Gel hele yanıma gel. Göl benim güzel kuzum gel. Gel annem gel. Gel. Anana bu kadar eziyet etmene gerek yok benim güzel kızım. Tamam mı? Devir içinde oyna. Dedim ki 2 dakika şurayı bir temizleyeyim. Gel hadi. Yaren'im. Yaren. Annem ben baba gelse kapıyı açarsın. Ben bu kız kardeşini bir yıkayayım tamam mı? Tamam annem hadi gel. Gel. Gel benim kelebeğim gel. Ne? Yaramazlık yapan ben sanki ama ağlayan sen. Ne güzel yıkamışım işte sen. Daha ne istedin? Ya Mira. Mira. Üçkağıtçı olma anne. Üçkağıtçı olma. Ben sen gözünü yiyeyim. Olma kızım. Olma. Olma. Kim inanır peki sana şimdi böyle yapıyorsun? Kim inanır sana? Ben sana şu an inanmıyorum mesela. Ha? Kimler inanır sana? Sen üçkağıtçısın hele hele. Ha? Mira. Senin gibi üçkağıtçıya kim inanır? Kim inanır? İnanırlar mı? Aynen öyle. Yeme o parmaklarını. Parmaklarını yeme. Ne oldu kız? Hiçbir şey istemiyoruz. Ne istiyoruz peki? Sorun bakalım. Ne güzel banyoyu hallediyordum. Ne? Ne oldu? Ne oldu? Söyler misin? Hı, gel. Saçını da darada annesi. Yavaş kafanı vursun. Al. Açayım mı sana? Sana tinki minki açayım mı? Tinki minki kukuli. Tinki minki kukuli. Açtım. Ha, televizyon açıyorum sana. Televizyon açıyorum ben Şena. Şimdi televizyonun açıldığını görüyor. Gel açayım. Tinki minki kukuli. Tinki minki kukuli. Üst kere diyorum kablodan çekmeyin şu televizyonu. Tinki minki kukuli. Uykusu da geliyor yavaş yavaş. Tamam. Açıyorum işte. Al açtım. Ne saçını toplak duruyor. Açtım. Gel. Tinki minki kukuli. Sen o televizyonun sesini duy da eğer kalk ben sana göstereceğim. Ben sana göstereceğim kız. Bu da öyle geç açılacak ki şimdi. Bak şimdi. Tamam açtık. Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın. Şu an televizyonu açılma şeyidir. Ne oldu? Nerede? Neden açılmadı? Dur anneciğim dur. Babam var. Bak şimdi. Babam arasın. Babam aramış. Tamam annem dedi ya ki geleceğim. 2 dakika işim bitsin geleceğim dedi ya kızım. 2 dakika bu mu? Evet. 2 dakika 2 saat. Sen babanın 2 dakikasını 2 saat olarak algıla. Yok. Aram. Anneciğim, adam sana söz verdi mi? Verdi. Dedi mi ki Yaren'im seni götüreceğim? Götüreceğim. Bak hem bugün markete götürecek, yarın oyun alanına götürecek. Ne istiyorsun sen daha? Ne istiyorsun? Söyle.
Fındık burnunu yiyesin. Abone ol. Anne aramıyorum. Tamam hadi arayacağız şimdi. Ara yoksa. Önüne geçmesene annem. Geçme önüne kızım. O şimdi acıktı ya, mutfağa gitti. Tamam, bir tane hazırlayacağım. Mira. Evet, babayı gönderdik. Acıktın mı sen? Ha? Hadi abla kalkana kadar bir kahvaltı hazırlayalım. Bulandıra. Ne yapayım sana? Ne istersin? Ha, ben biliyorum sana ne yapacağımı. Ne yapacağımı biliyorum sana. Ha? Ha, şeyi gördünüz değil mi arkadaşlar? Bunun tipini dün. Dünkü gördünüz değil mi? Yaramazlıklarını. Şimdi size banyonun bir de son halini göstereyim. Evet. Banyomuz pırıl pırıl oldu arkadaşlarım. Yukarıdan paspasını da attım dün makineye. Yukarıdan yenisini getirdim, serdim. Sabunluğumu doldurdum. Buraları güzelce cifledim. Havlusunu astım. Zaten şuraları komple böyle şey yaptım. Domestosladım. Şuraya da burayı da yıkadım. Bol bol su böyle baktım. Dışarıdan akıyor. Burası dışarıdan şey ya, dışarıya direkt bakıyor. Oradan şey yaptım, yıkadım. Ama bir diyorum ya, bir şey var sanki böyle alaturka şeyler var ya, öyle bir koku oluyordu. Ama şu an mis gibi kokuyor. Bunu buraya getirdim arkadaşlarım. Şöyle buraya koydum. Hani bunu Zarife vermişti ya bana. Dedim ki buranın işte temizlik bezi, ondan sonra işte çöp şeyi, fırçası, işte şu süngeri falan, her şey buraya ait olsun. Şu altada tuvalet kağıtlarını getirip koyacağım. Sadece bir tık sanki bu fırçayı buraya koydum. Bunu birazcık sıkıştırdı gibi ama fazla da kötü durmadı diye düşünüyorum. Şöyle oldu. O da olsun. İşte bunları böyle koydum. Dediğim gibi burası sadece şu biraz ıslaktı. O yüzden şey yaptım da şöyle yapalım da tam şey önemli ya, kurusun. İşte buranın süngeridir, çöp poşeti, işte bunlar hepsi buraya ait olsun. Şuraya da tuvalet kağıtları yukarıdan getireceğim. Bu da dün gelmişti arkadaşlarım. Birkaç tane kargo var. Belki bugün Antalya'ya gidip gelene kadar 2-3 tane daha gelmesi gerekiyordu. Gelirse toplu bir şekilde göstereyim. Bunu dün söylemiştim. Şöyle neleri vardı yine. Şöyle göstereyim. Şöyle bir mumu da vardı. Ben bunu normalde buraya düşünmüyordum. Şöyleydi bunlar. Şöyle arkadaşlar. Ben bunu buraya düşünmüyordum ama sonra dedim ki hem o tuvaletin o şey kokusunu alır. Bence gayet güzel oldu değil mi burası? Hele bir söyleyeyim bakalım. Oldu mu? Zaten böyle girdiğinde gözükmüyor da. O arada kalıyor. Hani ince ya. Arada kalıyor arkadaşlarım. Ama en azından her şey kendi şeyleri. Burası zaten böyle deterjanlık şeyim vardı ama sığmıyordu küçük olduğundan dolayı. Bu bence çok güzel oldu. En azından bezler karışmaz. İşte sünger karışmaz. Sadece buraya ait olur. Her bezden zaten nereye siliyorsam bu bezlerden oraya bırakmaya çalışıyorum ki böyle karışmasın. İşte bu gelmişti dün. Bunu açtım. Bunu buraya koydum. Mum tuvalete koymama gerek yok diye. O yüzden bunu şey yapmadım. Şöyle sadece bunu koydum arkadaşlarım. Dediğim gibi bunu doldurdum. Ve gayet de güzel oldu. En azından temiz oldu ve mis gibi kokuyor. En önemlisi de o. Hatta böyle bir Trendyol'dan hani ikiye yanı şöyle minik minik çiçekler oluyor ya. Alırım belki şuraya koyarım. Tuvalet olsa da çiçekli olsun. Böyle. Peki bizim kızın yaramazlığına... Ay elimde güzel koktu. Bizim kızın yaramazlığına ne dersiniz arkadaşlarım? Sen alçıyı dök, oraları halılara şey yap. Hemen zaten koştur banyoya gittim. Bir de kaşıntı falan şey olmasın diye. Bu şekil. Hemen yıkadım, şey yaptım. O yüzden de işlerim birazcık aksadı. Yani aksadı da derken hani... İşte Mira'yı yıkadım, getirdim saçını falan tara derken artık işlere üşendim devam etmeye. Ki ettim yine, banyoyu falan hallettim.
Ondan sonra biliyorsunuz zaten mantı yapmıştım dün. Onları işte akşam toparladım arkadaşlarım. Saklama kabına koydum. Sonra Mira uyudu. Çocukları yukarıya çıkardım. Yaren benimle son saatine kadar Yaren benimleydi. Saat en son 11'de yattı işte. Balkona işte ben suyu döküyordum. O kovayı götürüyordu, açıyordu. Dolduğunda gelip bana söylüyordu. Öyle öyle küçük odayı, camını, işte pimapenlerini ve balkonunu güzelce temizledim. Bugün de o boş oda kaldı. Onu halledeyim. Hey! Hey! İşte böyle. Şimdi kahvaltıda buna ne hazırlayacağım biliyor musunuz? Şöyle. Yaren de kalkar şimdi. Kahvaltıda bugün dün şeyden kalan, mantıdan kalan işte kıymalı, soğanlı, patatesli harç var arkadaşlar. Ben bunu güzelce kısık ateşte şimdi tavada şey yapacağım. Ondan sonra yumurta kıracağım. Al sana mis gibi kahvaltı. Yaren kuşuma da 2 gün üst üste tost yedi zaten. Bugün de ablaya başka bir şey yaparız değil mi? Saçaklım. Hadi 9 oluyor saat. Yemeği, kahvaltımızı falan yapalım ki. Ondan sonra gideceğiz, daha seni hazırlayacağım. Ama anladığım yani sanırım bugün pek bir iş yapamayacağım. Alt kat zaten temiz çok şükür. Geldiğimde yukarıda birazcık dediğim gibi işlerim var. Onları hallederiz. Ama olsun. İşte birkaç tane şu an elimde açılmamış kargom var. Kaç tane derken 2-3 tane mi ne? Bugün gelecek olanlar da var. O yüzden diyorum ki Antalya'ya gideyim, geleyim. Daha sonra zaten onlar gelir. Geldikten sonra hepsini hep beraber size de göstermiş olurum arkadaşlarım. Öyle şey değil zaten. Genelde evin şeylerini alıyorum. Böyle eksik gördüğüm şeyleri alıyorum. Onları gösteririm size. Şahin diyor ki bunlar niye böyle dökülmüş? Dedim şu an bunlar böyle moda. Ay kız tüh, kafama takıldı. Neyse bir gideyim Reyhan'a bakayım. Vallahi bütün gece böyle dönüyor dönüyor kafamda. Yani güya abla oradan koparmış. Dün ben çöpleri attım geliyordum akşamüstü. Bir baktım oradaki naneyi falan her şeyi abla temizlemiş. Hatta ben şimdi gideyim üstümü falan giyineyim. Daha sonra da şey yapayım. Nedir onun? Pijamadan bir çıkayım üstümü giyeyim. Aşağıya inelim arkadaşlarım. Hem nane getireyim. Nane limon yapalım. Şey naneli su, şey limonlu su yapalım. Hem de oraları gösterim. Hem de bakalım bizim reyhuşlar duruyor mu? Vallahi durmuyorsa birazcık, eğer gerçekten oraları kopardıysa vallahi yaygara çıkarırım. Ki sanmıyorum ve öyle bir kafama takıldı. Yani durduk yere niye şey reyhanları koparsınlar ki? Değil mi? Ama yine de belli olmaz tabii ki de. Kız! Hadi bakalım. Bakın. Camlarım falan ne güzel parladı. Yerlerimiz de aynı. Ah, günaydın cırcır böcekleri, günaydın. İnşallah geri kalan işlerimizi gelince hallederiz arkadaşlarım. Şimdi şuradan şu yollukları çıkaralım. Bunlar kurumuş o. Aynı nemli kalmış bunlar. Mira'nın çorabını yıkamıştım. Allah Allah, bunu bir şeyini mi temizleyeyim? Neyse temizleyelim de öyle açalım. Tam kurutmamış. Buradan da yollukları çıkaralım. Asayım. Bugün geldiğimde inşallah duşa kabinimi de halledeceğim. Yavaş yavaş bütün işlerimizden kurtulacağız arkadaşlarım. Allah asamadım. Neyse bunun için Allah iki kol niye vermiş Feride? Tekerli yapma diye. Değil mi? Böyle yıkanabilir hallar, o yüzden seviyorum arkadaşlarım.
atıyorsun, 2 dakikada yıkanıyor. Sonra da tertemiz gene sarıyorsun. Şimdi bunları da şey yapalım. Şunları iyi ki almışım. Vallahi çok güzel, pratik oluyor. 2 tanesini Bursa'dan almıştım. 2 tanesini de Muğla verdiğimiz yerden almıştım. Genelde böyle banyolarda, küçük banyoda da güzel oluyor. 6 kattaki. İyi oluyor yani. Şimdiki bunlar burada asılı dursun. Yaren odasından kaçmış. Bir de klimayı açmışlar. Odamda ne güzel pöfür pöfür yatıyor, bir görseniz. Neyse, uyandırmayalım çocuğu. Şunu biraz itelim de. Normal bu tabii, çalışmaz. Tabii ki de kurutmaz bu. Batırmış buralarda. Katman oluşmuş tabii, kurutmaz. Köşe yapacağım için böyle boşaltsak da olur. Kendi bunları da alalım, böyle yerde durmasın. Halısız bence daha iyi burası. En azından şey, böyle saç falan döküldü mü paspasla alsan da temizleniyor. Diğer türlü halıyı mutlaka şeyle süpürmen gerekiyor. Zaten bu saçlardan ne zaman ki bak, filtrelerini temizlemeden şey yapıyorum arkadaşlar, bakın tüyler falan çıkartabiliyor beni. Çamaşırlarıma bakayım, varsa onları da atayım. Çay şöyle bir tane bebek kolonyası gitti. O kadar güzel kokuyor ki. Diyor ki Mira'ya sık bunu. Çiçeksi ferahlık. O kadar güzel, böyle size anladım. Ben bir ara almıştım ama sarı. Şey değil, o kadar güzel kokmuyordu ama bu çok güzel kokuyor. Diyor ki Mira'ya sık diyor. Başka bir şey sıkma çocuğu. Dedim, ben zaten çocuğa bir şey sıkmıyordum. Şimdiki. Şeyi buradan alınca şey, çantalarım boşta kaldı. Bu çantalar da çok fazla, hepsini şey yapmayacağım. Bazılarını kaldıracağım. Böyle bir düzene sokayım, şey yapayım. Şunu da mesela kaldırayım, bir ara lazım olur. Şöyle şeyiyle beraber dursun. Bir ara lazım olur yani arkadaşlar. Ne demişler? Sakla zamanı, gelir zamanı. Gün gelir, lazım olur. Şöyle sabah bir enerji doping şey yapalım. Değil mi? Buranın bezi nerede şimdi? Ha? Nerede buranın bezi? Şurada mıydı? Evet, buradaymış. Dün pinapalleri yıkadım. Ay, ne hale getirmişim. Ne hale getirmişim. Neyse, şimdi hazır şey cif döktüm bari. Bezimizi de yıkayalım. Sonra Miroş'uma bir kahvaltı hazırlayayım ki. Acıktı benim fındık kurdum. Genelde 9.30-10'da yaptırdığım için bugün o yüzden böyle rahat takılıyorum. Normalde ağlıyor zaten. Şu an şey değil. Kendisi de alıştı. Bu saatlerde kahvaltı şey yapmıyoruz ya. Temizleyelim bakalım. Bugün zaten banyoya öyle derin bir şey temizlik yapacağım ama yine de burayı da silelim arkadaşlar. Burayı genelde zaten her sabah silmeye çalışıyorum. Şey olmasın diye. Evet. Bezimizi yıkadık.
bezimiz de pırıl pırıl oldu. Tam pırıl pırıl olmasa da en azından eski hali gibi şey değil. Çok kötü değil. Haydi bakalım şimdiki. Burası böyle dursun, beklesin. Ben gidiyorum kahvaltı hazırlamaya. Çöpler biraz daha beklesin çünkü tam her tarafın çöpü bitsin. Ondan sonra indiririm arkadaşlar. Zaten daha tam dolmamış çöp poşetlerini. Gördükçe ziyan etmeyelim değil mi? Bol bölmeyelim. Şimdiki ah adam ah. Şurayı acaba ne zaman yapacaksın? 40 yılın başında mı? Aylar geçse sonra mı? Ha, ne yapalım şimdi bakalım. Buradan bakalım. Sonra ineriz, nanede getiririz. Ay ay, korkuyorum şu an bakmayın. Bak şu köşedekini yolmuş gerçekten ya. Ama bunu yapmaya hakkı yok ki. Sen o köşeden niye koparıyorsun? Oradaki ne kopar? Şurada sadece bir tane bırakmış. Ya Allah'tan şunlara da dokunmamış. Şuna dokunmamış ama o köşede bir tane vardı ya, bak onu yolmuş. Şuradaki naneyi yolmuş. Ya tamam, naneyi falan yolsun. Amin, ona bir şey demiyorum da. Ya sen gidip de reyhanı niye oradan, kocaman reyhanı yoluyorsun, ben onu anlamıyorum. Şimdi ben dün böyle bir geçerken oradan bir gözüme takıldı. Yani şey yapmadım ama gece aklıma geldi. Acaba mı dedim. Hele şükür gene şunu bir de şunu yolmamış. Şükür gene. Sadece şuradakini koparmış. Neyse, evde köklenmiş ya, oraya şuraya dikeyim onları. Allah'ım ya Rabbim ya. Mehmet abi asla dokunmuyordu öyle şeylere. Asla ve asla. Hele görsün ki emek verip bir şey yapıyorsun. O adam asla dokunmuyor. Şimdi şu an çevrenin temizliğine şeyine bakan abla burada oturmuyor. Yani bu siteden değil arkadaşlar. Sadece öyle gelip şey yapıyor. Günlük yömiyesiyle çalışıyor. Ama çalışıyor da. Niye benim şey reyhanlarımı yoluyorsun ya oradan? Bak şimdi sinir oldum. Tövbe, bir daha da şey, bir daha yaparken söyleyeceğim. Abla kesinlikle buraya dokunma. Ne kadar güzeldi. Çünkü böyle kafam diyorum ya, şey olmuştu acaba mı diye. Sonra gece çıkıp bakmak istemedim. Neyine yoluyorsun canım? Neredesin kız? Oy, sen ne ara geldin? Klimayı bari kapattın mı? Kapatsaydın ya, klima çalışıyordu. Ben de banyonun kapısında kapattım ki sen serin serin yat diye. Koşmuş buraya gelmiş. Klimayı kapat. Annem yukarıda bari. Hadi ben kahvaltı hazırlayayım. Gelmiş aşağıya inmiş. Bari klimayı kapatsaydın kız. Ay bak nasıl sinir oldum şimdi sabah. Tövbe, sen Reyhan'ımı niye koparıyorsun be teyze ya? Tüm karbonat alırken bakın. Geçenki Reyhan bir yerlerden hala dökülüyor. Yarenim, haşlanmış yumurta yer misin? Ha? Annem. Bir de cevap versen Yaren. Tamam anneciğim. Bu Mira kuşuma. Yaren zaten sabah şey yapmam bunu. Ben de yumurta koyarım. Kendime de yumurta koyarım orada. Şu aslında lor bayağı şey ama taze ekmek yok. O yüzden lorcuk bir gün daha bekleyecek. Bu iyice şey oldu da. Ama gelirken taze ekmek alırım. Öyle şey yaparım. Şurada da bugün yemek, belki çorba biraz yaparım. Onun dışında bakın mantım var. Ben zaten hiç yemedim biliyor musunuz? Bir tane yedim, o kadar arkadaşlar. Şimdi karpuz alırız bugün gelirken. Ondan sonra sütümüz falan. Süt zaten şahane 4-5 tane aldım. Bir tanesini dolaba koydum. Diğerlerini buraya koydum. Buraları gene Yaren karıştırmayı başarmış.
Başlamışız gene. Şöyle sütlerimizi koyalım. Altını kıstım. Yavaş yavaş pişsin. Biz de yumurta yeriz. Bunlar böyle oluyor ya. Yıkıyorum gene böyle içi beyaz oluyor. Özellikle yumurta haşladıktan sonra. Niye böyle oluyorsa. Şimdi iki tane ben yerim. Hadi bugün yanımda bir şey yok. Yaren iki tane yer misin bir tane mi? Kaç? Bir. Tamam. Yaren bir tane yesin. Anası iki tane yesin. Sadece zaten ekmeksiz bir şey. Hiçbir şey katmıyorum. Öylesine yiyorum. Yiyorken yumurta da alayım. Yumurtam da kalmadı. Bir tanesini de bire kırarız. Bu iki tanesi de dursun. Gelirken bugün inşallah unutmam. Çünkü yumurta insanın eli koludur. Vallahi. İki tane yumurta kırsan da bir şekil işini hallediyorsun arkadaşlarım. Soğuk kahve içsem mi? Neyse soğuk kahve için yumurtam da pişer yumurta yerim. Şimdi bir adet yumurtamızı çırpalım. Tuz falan koymayacağım çünkü zaten şeyin içinde tuz var arkadaşlarım. O yüzden de tuz yok. Bugün bir de bugün nedir ya günlerden? Salı, perşembe iki gün var değil mi? Muz sabretsem mi yoksa bugün markete falan uğrarsak markette güzel bir muz bulursam alırım. Yoksa da artık perşembe pazarını beklerim. Çünkü bazen muz da güzel oluyor böyle ara öğünlerinde Mira'nın. Karpuz görüyorsunuz parça verdiğim zaman kıyamet koptu. Ama suyunu ya da böyle arada şeyden geçirip bisküvili falan vermeye çalışıyorum ki o tadını alsın o meyvenin. Yani karpuzunda. Yumurta ağzı mı geldi ya? Bir tane daha mı kırsaydım? Ya da yeter. Zaten patates var, yumurta var, soğan var, kıyma var. Oh! Bunun hepsini yese maşallah diyeceğim kızıma. Birazcık daha sotelensin arkadaşlar. Bittik. Şöyle kapatalım. Altı bayağı kısık zaten. Bu olsun. Dökmeyi de ihmal etmedik gene. Normaldir. Bu da ana çık 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 yayıl. Bu da bizim yumurtamız burada. Şimdi Mira'nın yediririm. Sonra da tam da bizim pişer. Soğuk kahve istiyorum ama neyse artık Mira'yı halledeyim ondan sonra arkadaşlar. Evet, Yaren. Mor reyhanlar ne ya? Şimdi Yaren uyandı. Ne kadar belli oluyor değil mi arkadaşlarım? Şimdi Mira kuşumu kahvamı bunun yanına labne koyacağım. Çünkü biraz kuru gibi.
çocuğumun şeyini bozmayalım. Bizim yumurta hala haşlanıyor. Miloş. Çocuğumu bugün iyi doyurmam lazım ki bak 11.30'da 12'ye doğru işte. Sağlık ocağını da sonra oradan çek Antalya'ya, sonra git 3 ders Antalya'da. Bu arada süpürgem de mesaj gelmiş, şükür. Bugün süpürgem de eve geliyor. Benim elim ayağım eve geliyor. Ha, şöyle ama buna bir labne koymam lazım. Kuru çünkü. Zaten bu evde labneyi bir tek bizim cadaloz yiyor. Sevmediğimiz için bundan. Şöyle. Güzel olur. Bir gün gene lazım. Ondan sonra avokadoyu da bugün gelirken bir taze ekmek, böyle güzel çıtır çıtır ekmek. Feride'nin aklına ekmek geldi. Şöyle hepsini karıştırmayacağım. Ki biraz kuruyu da alışması lazım arkadaşlar. Her seferinde labne olacak diye bir şey yok, değil mi? Şimdi Mira. Gel annenin balı, gel. Gel. Anneşinin balı. Maşallah demeyi unutmayın teyzeler. Gün geçtikçe bu kız beni şaşırtıyor. Maşallah, subhanallah. Evet. Kahvaltımızı yaptık. Oy 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 canım. Canım canım, kalk hadi. Kalk sana şimdi. 2 dakika dur, miden şey olsun. Hemen jeno vitaminini de vereceğim. He? Bu ne kız? Bu ne? Bugün 5'te kalktı. Mayıştı. Ne oldu? Ha? Hadi. Biberonun nerede? Ana, Ayşe'nden dur. Dur bakalım. Ha, tamam. Nerede biberonun? Bir tane de bunu vereceğiz. Kahvaltıdan sonra güzel içiyor onu çünkü. Aa, tamam. Gel vereyim, gel. Gene niye düştü? Şeyi düşmedi de, aa, yukarıdan şey yapmış. O yüzden düştü. Oh, oh. Gel vereyim, gel. Gel hadi. Gel anneciğim. Uy, ayağına basacaktım kız. Anneciğim. Vereceğim annem, vereceğim. Dayandı duruyor şu an. Aşkım vereceğim. Gel. Burada tutun, gel. Gel buraya. Gel. Hayır korkma. Tutun şuraya. Tutun anneciğim. Beni tutuyordun ya orada, tutun. Hah, öyle şimdi vereceğim, bekle. Bekle, az kaldı zaten. 4 Mira, içine düşürdük kızım. Dur bakalım. İçinden aldık mı bütün şeyini? Kız bu da gelmiyor ki. Ya. Bak nasıl sinir ediyor şimdi adamı ya. Oy. Kaçtı. Allah'ım, nasıl midede eriyor hemen. İçinde de biraz vardı ya, neyse. Hani midede eriyor ya arkadaşlar bu. Gel. Al bunu. Gel al. Git al kızım. Gel annem, gel. İnersin sen, ben biliyorum, yaparsın. Gel hadi. Hadi. Ya elini ver bana. Mira, gel. Ver elini. Elini ver kızım bana, elini ver. Anneciğim korkma. İnecek bak şimdi. Oo, hayatta kimseye güvenmez canını. Gel al kızım, gel. Gel de al. Gel. Helal.
Helal. Sen in, sen in, ben sana vereyim. İn, in. Otur, otur sen. Otur, 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 otur. Al kopya. Tamam mı? Hadi. Hadi afiyet olsun annem. Şimdi sıra. Çıkmış, çıkmış, içinden patlaklar vermiş. Saat kaç? Abu, saat 10 olmuş bile. Yani olmamış da 20 var ona. Bakın, önce buraları hallederim dediğim gibi. Mutfağı falan toparlarım. Ondan sonra da ufaktan artık çocuklara hazırlarım. Çıkmadan bir soğuk kahvemi de içerim. Böyle bir şey, bardak var ya arkadaşlar. Böyle kahve alıp dışarı çıkıyorsun. Öyle bir bardak lazım ya, böyle Antalya falan giderken kahvemi yapıp gitmek istiyorum. Şuna bakar mısınız? Aa, mide de o yüzden bu eriyormuş. Bakın yumuşacık oldu. Evet, soyalım yumurtalarımızı. Mina, ısırma anneciğim, ısırma. Bak o biberonun ucunda bayağı bir ısırmıştın annem. O yüzden direkt boğulu şey oluyor. Birden gidince boğulacak gibi oluyorsun. Isırma. Neden ısırıyorsun annem? Ha? Bak vallahi artık biberonla vermem sana hiçbir şey. Şeyle, bardakla içersin. Lan kıyamıyorum sana. Yaz ayındayız. Ne be? Ne? Birazdan içersin. Öyle ısırarak olmaz. Hadi. Kahvaltını yaptın şükür. Yanımda bir şey istiyor musun? Bir tane yumurta istedi. Bense böyle sadece tuzak. Evet, bu da benim kahvaltım arkadaşlar. Böyle 1,5 yarına, 1,5 bana. Yanımda zaten olmazsa olmaz tuz. Başka da bir şey sevmiyorum. Böyle en güzel kahvaltı. Kız vallahi benim bayağı bayağı bir iştah gitmiş. Normalde bu bana benzemiyor ama bol tuz yiyorum. Tuzdan da biraz kendimi şey yapmam lazım açıkçası arkadaşlar. Çünkü ne oldu? Kalkar mısın? Tuz bayağı bir yiyorum çünkü. Şöyle bu bana Antalya'dan gelene kadar yeter. Bak böyle kahvaltım işte. En güzel kahvaltı. Avokado olsaydı şu an yanında sadece avokado da yerdim ama ekmeksiz. Hadi bakalım. Bana afiyet olsun arkadaşlarım. Tehlikeli o. Bıçak o. Bıçak. Tehlikeli. Bıçak o. Hı? Bula bula bıçağı mı istiyorsun? Bu mu? Bıçak bu. Bıçak. Bunun adı bıçak. Olmaz. Hayır. Bıçak bu, veremem. Ağlasan da ağlamasan da olmaz. Hah, elmayla oyna. Al. Güzel mi? Bak 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 nasıl bıraktı ellerimi. Niye atıyorsun? Bırakma. Ah. Bak gördünüz mü? Bu tarafa attı attı attı. Bıçak olmaz annem, bıçak olmaz benim güzel kızım, olmaz bıçak. Bıçak olmaz, olmaz. Hadi hadi hadi, şu bulaşıkları falan halledeyim mi, sizi giydireceğim, hadi. Hadi 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 gel. Saatlerimiz 10:30 oldu arkadaşlar. Ben çocukların karnını doyurdum. Ondan sonra çıkan bulaşıkları makineyle falan uğraşmadım. Makinem şu an bomboş. O yüzden güzelce elimde yıkadım.
limonlu suyu gelince mi yaparız ya da çıkmadan belki yaparım, bilmiyorum. Şimdi dedim ki şurada birkaç tane bunlar var ya, dedim size göstereyim çünkü baktım bugünkü gelecek olan kargolar pek de öyle gösterilecek bir kargo değildir. Bu niye böyle oldu? Nefret ediyorum böyle yapışınca. Ne yapacağız şimdi bunu? Neyse, şimdi şunları bir göstereyim arkadaşlarım. Daha sonra büyük ihtimal çıkmadan bu videoyu kapatırım. Dakikalarına falan bakmam lazım. Biliyorsunuz videolarımı uzun tutuyorum. Uzun tutmayı seviyorum. Hem benim için anı kalıyor hem de böyle ben kendim uzun vloglar izlemeyi sevdiğim için, bilmiyorum. Tabii hoşuna, bu tarz uzun videolar hoşuna giden arkadaşlarımız da var. Hoşuna gitmeyen arkadaşlarımız da var. Sağlık olsun. Şimdi sizleri bir tripoda yerleştireyim. Bugün süpürgem gelsin inşallah. Bir güzel evimi süpürürüm. Konudan konuya atlama Feride. Tripoda yerleştireyim. Neler geldi dün? Onları göstereyim. Daha sonra da kapatalım arkadaşlarım. Banyodaki koku şeyi gösterdim zaten. Şimdi şurası. Nerede benim minik yardımcım? Bunu da tekrar astım ama bilmiyorum niye düşüyor. Ağırlık mı yapıyor? Normalde yapmaması lazım. Çünkü şuradaki o kadar anahtarların asılmasına rağmen düşmüyor. Bu benim bereket kavanozlarım niye ikide bir düşüyor? Anlam veremiyorum. Şurası da düğüm oldu. Hadi bakalım. Neler almışız? Neler gelmiş? Bakalım. Evet, sizleri tripodumuza yerleştirdik. Şurayı biraz açsam diyorum, nasıl olur acaba? Şöyle bazen burası açık olduğu zaman güzel ışık oluyor da, şu stor perdeyi acaba nasıl açıyorlar, böyle balkonda yıkasam takamam diye inanır mısınız açmıyorum. Şimdi şöyle bir paketimiz var, bunu zaten söylemiştim dün. Şöyle benim meşhur Pella Pella bezlerim, çok seviyorum. Ilbaista var ama bilmiyorum, Ilbaist kullanmadım ki önceden Pella daha yüksekti, Ilbaist uygun fiyatlıydı ama şu an tam tersi arkadaşlarım. Şöyle bir tane, normalde iki tane maviymiş, bir tane de böyle griymiş. Normalde üç renk çıkıyordu ama şöyle kağıtta olan üç renk çıkıyordu ama şimdi ben bir tanesini şu mutfağa, bir tanesini yukarıdaki banyoya. Şimdi birini yukarıdaki şu mavi banyoya götürelim. Bir mavi mutfak şu dolap molap için. Şunu da toz almak için bırakacağım. Zaten bundan bir tane küçük banyo da var. Ondan yani diyorum, her yere o dolabı da banyoya koyma amacım. Her yerin böyle kendine ait yeri olsun ki bezler karışmasın. Evet, o bezimizden var arkadaşlarım. Daha sonra şöyle IKEA'nın bundan daha önce de almıştım. Bazen böyle sipariş veriyorsun, mesela kırmızı poşetli falan oluyor ama sana orada direkt söylüyor siyah sarı da gelebilir diye. Bunlar çok kullanışlı oluyor ve iyi oluyor. Zaten biliyorsunuz kullanıyorum bunu şeyde. Şöyle şuramı yırtalım. Burada şöyle bakın, burada da var ama birkaç tane böyle sarı kaldı. Sarılar daha küçük oluyor siyaha göre. Arkadaşlarım şunu da bir yırtalım. Bu da böyle iki boy, biri büyük, şöyle nerede kız? Şu siyah olan büyük, bu da küçük. Bunlar da bana baya baya gider arkadaşlarım. Sonra bir tane şöyle rimel aldım, gitmeden rimel almıştım kendime, onu ablamın kızına Elif'e bıraktım. Şunu bir Domestos'ta yıkayayım, dün şeyi vardı, jelatini vardı, açtım da şöyle. Bakalım inşallah şey olacaktır. Her rimeli de kullanamıyorum. Bazı rimeller kaşıntı yapıyor gözde. Ve şu büyük paketimiz. Ben şu an tahmin ediyorum burada ne var. Sizlere de göstereyim arkadaşlarım. Yani obur diye düşünüyorum. Evet. Doğru. Tahminler doğru. Çöplerimizi bitmeden atarız. Az önce sanırım ben çamaşır atmayı unuttum değil mi arkadaşlar? Şimdi bu nedir? Hemencik. Yanlış bıçak seçtim. Bunları açmak için. Şimdi bunlar şöyle IKEA'nın
tuzlukları, işte baharatlıkları arkadaşlarım. Bu benim var ya standlı olan. Geçen bir de yıkadım ya, kapakları hep paslanmış. O yüzden paslı şeyleri de kullanmak istemiyorum. Ve böyle benim orada mesela kaç 12'li falandır ve 12'sini de doldurmak için saçma sapan kullanmadığım baharatları da koyuyorum. O yüzden şöyle IKEA'nın 8 adet böyle dörtlü dörtlü olacak şekilde. Orada zaten var Trendyol'da dörtlü var. Dörtlü satılıyor, 8'li satılıyor, 12'li satılıyor, 16'lı satılıyor. O yüzden şöyle arkadaşlar bu tarafı zaten kullananlar biliyorlar. Şöyle bu tarafı geniş. Bu tarafıysa şöyle hem masada tuzluk olarak, baharatlık olarak kullanma açısından güzel, hem de böyle direkt dökersin. Bunlardan da 8 adet almış oldum. Bugün fizikten geldiğimizde bunları güzelce yıkarız, kurularız ve baharatlarımızı doldururuz. Dediğim gibi çok fazla olunca, yani dedim önce 4 adet alacaktım. Sonra dedim ben 4 tane neyi koyayım? Karabiber, tuz, pul biber, bir tane daha bir şey olacak dedim. En iyisi 8 olsun. İşte karabiberdir, pul biber, kırmızı toz biber, sonra tuz, A4'ü gitti. İşte kekiktir, ne bileyim onlar. 8 tane olsun dedim. Dolabın içine ya da şu dolabı daha yerleştirmedim. Elimin altında hemen burada olsun diye. Burayı boşaltacağım. Biliyorsunuz bayağı bir karma karışık burası. Boşaltıp oraya yerleştireceğim. Rabbim iyi günlerde kullanmayı nasip etsin. IKEA'nın ürünlerini ben çok seviyorum ama IKEA'yı böyle canlı canlı gidip gezmek bir türlü nasip olmadı. Zarife ile sürekli gideceğiz. Biz de Antalya'dadır ama ayağım bir türlü düşmedi. O kadar mesela amcamın kızında kaldım. O kadar yer gezdik ama IKEA'ya bir türlü gidemedik. Neyse bir gün hem giderim amcamın kızına hem de IKEA'ya gider. IKEA gezmiş oluruz. Seviyorum ben oranın ürünlerini falan. Böyle Allah'tan bu Trendyol var ve oradan alabiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlardan güzel güzel kullanırız. Ve çok büyük olmaması da güzel. En azından bozulmadan biter, tekrar doldururum falan filan. Diğerleri çok büyük. Bir de diyorum ya, yıkadıktan sonra şu kapakları metal olduğu için paslanmış. Paslı şeyi de kullanmak istemiyorum açıkçası. Ha, onları atacağım mı? Yok tabii ki. Kaldıracağım. İçine başka bir şeyler, böyle yenilmeyecek bir şeyler koyuyorum. Şimdi çöplerimizi buraya ayıralım. Bunları gelince yıkarız. Gelen kargolarımız da bunlar da arkadaşlarım. Görüyorsunuz zaten her şey ev için. Eve alıyorum. Evin eksiklerini alıyorum. Ha tabii kendime de alabilirim. Çocuklara da alabilirim. Sonuçta senin bileceğin bir şey. Kimsenin de buna tabii ki karışma hakkı yok. Şöyle bir tanesini mutfağımıza, bir tanesini toz, öyle renklerini şey yapmam lazım. Benim mesela bu var ama artık şey yapmıyor arkadaşlar, böyle tam istediğin gibi. Bir de belli bir zaman sonra da bunlar çok acayip bir küf kokusu oluyor. O yüzden şimdilik şöyle. Mutfakta özellikle iki renk kullanacağım ki bir tanesi mesela mutfak şeyleri için olsun. Bu kapakları falan güzel sürüp bir tanesi de normal her tarafın tozunu almak için. Bu ikisi böyle renkli kullanılır. Bu da yukarıya banyoya götüreceğim. Orada da bir tane vardı gri ama tam böyle iz bırakmaya başladı. Bunları şimdi çıkarken götürürüm. Sizlerle de burada vedalaşalım. Diğer videoya geçiş yapacağım inşallah. Antalya'mıza gideriz, geliriz. Sağlık ocağına gideriz bakalım. Kendinize iyi bakın. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizden dolayı gerçekten çok ama çok teşekkür ederim hepinize arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Takip etmeden izleyenler de bir sürü var. Abone ol tuşuna basarsanız da çok mutlu olurum. Videonun devamı söylüyorum ama her gün aramıza yeni katılan arkadaşlar oluyor. Böyle günlük 25-30 yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ailemize. Onlar için söylüyorum. Normalde beni başından beri takip edenler bilir. Birini Yaren Öncel kanalında saat 2'de paylaşıyorum öyle. Yok, Feride Öncel kanalında saat 2'de paylaşıyorum. Yaren Öncel'de de saat 6'da. Tabi bazen böyle
bir saat, yarım saat bir aksamalar oluyor. Ama genel olarak saatler 2 ve 6. Allah'a emanet olun. Devamı orada. Takipte kalın. Takip edin. Sizleri seviyorum. Bay bay.